Kaldırabilmişim. Evet hocam. Çok değil mi? Çok bir tanesinde kaldırabilmişim. Ha? Yüksek ses daha kalmayacak. Söyle bir daha. Söyle bir daha. Oğlum bak şimdi şu çok mantıksız bir şey. Söylemekten utandığınız bir şeyi niye söylüyorsunuz? Olsun bana da söyle. Ha, yaklaş. Yazdıkça bu titresin, tamam mı? Allah Allah. Ya el göz koordinasyonu sıfır diyorum. İnanmıyorsunuz bana. Evet. Hoş geldin. Sonunda geldin. İki haftanın sonunda katıldın. İki haftanın sonunda katıldın. Nasılsın, iyi misin? İyi. Ha? Biz de iyiyiz işte. Biz de öyle şey yapıyoruz. Ders yapıyoruz. Ha? Sen ne ettin? İyi geçti mi bari? Verimli oldu mu? Oha çok iyi. Anlat da oğlum biraz zaman geçsin. Selam. İlk günlüğüne ders anlattılar. Süper. Yazıdan basit şekiller görmek çok iyi. Gördün mü? Bak bizden daha çok teorem biliyor. Bizim bildiklerimizi biliyorsa eğer. Değil mi? Çok iyi. Evet. Soru bankasını vektörler kısmını çözmedim diyen TC vatandaşı Aydın Yayınları 11. sınıf fizik soru bankasını çözmedim diyen var mı? Aç bakayım. Ya işte böyle olur. Öyle gidersin, ödevden haberin olmaz, bilmem neden haberin olmaz. Böyle kalırsın işte. Çevirecek bir kitabın, bir ödevin olmaz. Hayat kaybedilen fırsatların bileşkesidir. Ne yapıyorsun lan? Reklam yapıyorum. Nasıl yaptım? Bir daha yap bakayım. Haylas. Evet, Aydın Yayınları. Yayında Kalitenin Adı adlı eserimizden bol bol soru çözmek. Sloganımız ne? Sloganımız ne? Çözemezsen vektörü göremezsin rektörü. Biz de bunu öğrendik. Bari. Bir tane ödev getirmeyen, bir tane de ödevden haberi bile olmayan var. Sizinle 11C belgeseli çekeceğiz. Doğal yaşam alanlarında. Efendim? Bir daha söyle. Ha işte. O şeyde oluyor. Öğle yemeği zamanında oluyor. Zil çalınca 1 milyon toynak Serengeti'den Masai Mara'ya doğru göç yolculuğuna başlıyor. Yolda telef olanlar oluyor. Telef olanlar oluyor ama olsun. Yapacak bir şey yok. Evet. Yarın bekliyorum o kitabı. Çözdün ama getirmedin değil mi? Evet. Hatta peçede soru da sordum. Of çok iyisin. Tamam. Hazır mısınız? Ha? Kaç kişinin uykusu var? Bir göreyim. Hocam, bugün barın doğum günü. İsterseniz silerim, keserim orayı ya. Doğum günün mü harbiden? Değil. Oğlum utanıyor mu gerçek mi? Hayır değil. Tamam, doğum günü değilmiş çocuğum ya. Niye bizi galyana getiriyorsun? Hayır. Zihnine ne geçti? O kadar insan alkışladı ya. Hayır sen gerçek mi? Kim? İkinizden biri gerçek, biri yalan söylüyor mu? Doğal olarak. Eren doğru. Eren.
Barın doğum günü mü? Değil. Seni tanıyor gibiyim ya. Oğlum bu çocuk hep beni takip ediyor lan. Ben nereye gidersem oraya geliyor. Akşam arabaya biniyorum o da geliyor. İlginç. Çözemedim ama hani niye geliyor diye. Ben bir şey demiyorum yani çocuk üzülmesin diye. Siz de yarın şey yapmayın oğlum hoca gidince herkesi kabul ediyor biz de gidek filan diye. Böyle 7 kişi arabaya binmek. Bu çocuk hep geliyor benimle. Tanıyor musunuz siz? Akşam ben çalışıyorum mesela bir bakıyorum bu çıkıyor karşıma. Odanın birinden çıkıyor böyle. Tövbe estağfurullah. Evet iyi. Eğlendik, güldük, esprilerimizi de yaptık. Güzel güzel değil mi? Kendimize de geldik. Uyumayacağınızı da aslında beyan ettiniz. Değil mi? Artık derse başlayalım. Var mı soracağınız, eklemek istediğiniz, anlatmak istediğiniz bir şey? Hı? O zaman başlıyorum. Biz grafikler üzerinde konuşmuştuk son dersimizde. Grafiklerde de şöyle dedik ya bu grafikleri çizeceğiz. 4 tane grafik seti konum zaman, hız zaman, ivme zaman. Bu bir set bir hareketi anlatacak. Öbür set başka bir hareketi, öbür set başka bir hareketi anlatacak demiştik. İlk çizdiğimiz set duran cismi anlattı bize. Değil mi? Zaman içerisinde yer değiştirmeyen, hep aynı yerde kalan cismi anlattı. İkinci çizdiğimiz grafik seti bize dedi ki, bu grafiğe uygun hareket eden bir abi varsa, bu abi ne yapıyordur? Düzgün, doğrusal hareket yapıyordur dedi. Değil mi? Hatırladınız mı? Üçüncü bir grafik seti çizdik, konuşamadım. Çizdik, orada da eğer bu grafiğe uygun bir hareket varsa o zaman bu cisim hızlanıyor olmalı dedik. Değil mi? Şimdi bir de dördüncü bir grafik seti çiziyorum. Yine konum zamandan başlıyorum. Burası konum. Burası zaman. Konum zaman grafiği şurası sıfır olsun. Şöyle olan bir abi var. Bu da A abisi diyelim. Bir tane de şöyle olan B abisi var. Buna da B abisi diyelim. Şimdi sevgili kardeşlerim biz grafiği okurken aslında şey yapıyorduk değil mi? Yatay eksen bağımsız eksen olarak çizilmişse eğer yatay ekseni eşit parçalara bölüyorduk ki ondan sonra bu eşit parçalarda yatay eksendeki nicelik neyse o ne kadar değişiyor? İşte hep 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 5, 5, 5 her neye ayırdıysan. O kadarlık değişimlerde öbürü yani buna bağlı olan nasıl farklılaşmış bunu görüyordum. Biz yine böyle yapalım. Bak zaman eksenini eşit parçalara bölelim. Şöyle. Buraya T, buraya 2T, buraya 3T diyelim. O zaman senin de gördüğün gibi bak önce bu kadar yol alıyor cisim. Değil mi? Sıfırdan T'ye kadar. Sonra T'den 2T'ye kadar bu yolu alıyor. Sonra 2T'den 3T'ye kadar şu yolu alıyor. Yani aynı zaman geçmesine rağmen adam gittikçe daha az, daha az, daha az yol alıyor. Bu bize ne anlatıyor? Bu arkadaş yavaşlamış ya. Değil mi? Süper. Aferin. Burası o zaman hız zaman grafiği olsun. Sana bir şey daha söyleyeceğim. Peki bu adamın ilk hızı sıfır olabilir mi? Grafiği gördün. Şöyle bir grafik çizmişler. İlk hızı sıfır olur mu lan? İlk hızı sıfır olan adam yavaşlar mı hiç? Çok saçma olur. O zaman böyle bir adamın ilk hızı sıfır olmamalı. Bir. Sıfırdan başlamayacağım hız zaman grafiği çizerken. İki, bu adamın hızı azalıyor. Gittikçe daha az, daha az, daha az yol alıyor. Yani hız zaman grafiğinde alan bize alınan mesafeyle ilgili doğrusal yolda bilgi veriyordu. Yani hız zaman grafiğinin alanı gittikçe daha küçük, daha küçük, daha küçük olacakmış. Değil mi?
Ha, güzel. Bu durumda grafiğin alanının zaman ilerledikçe daralması gerektiğini de öğrendim. İki. Üçüncüsü, bu adam bak x'in sıfır olduğu yerden x'in pozitif olduğu yere gidiyor. Ha, demek ki bu adam artı yönde gidiyor ya. Bu durumda hız zaman grafiğinin zaman ekseninin üstünde kalması lazım. Pozitif alan tarayabilmesi için. Ha, tamam, bunları birleştiriyor. İlk hız sıfır olmayacak ve sıfırdan başladım. Gittikçe alan küçülecek şekilde çizmeliyim ve zaman ekseninin üstünde kalmalıyım. Değil mi? Gördüğünüz gibi bu A hareketlisinin hız zaman grafiği oldu. B hareketlisinin hız zaman grafiğini düşünelim. B hareketlisinin ilk hızı da sıfır değil. Güzel. Ama B hareketlisi aşağıya gidiyor. Yani benim eksi seçtiğim yöne doğru gidiyor. Bu eksiyi sen o taraf seç, ben bu taraf seçeyim, öbürü başka taraf seç. Ama kim seçtiyse seçti. Eksiye doğru gidiyor. O zaman grafik zaman ekseninin altında olmalı bir. Değil mi? İkincisi sıfırdan başlamayacağım. Üçüncüsü bu da yavaşlıyor. O zaman bunun da grafikle zaman ekseni arasında kalan alan gittikçe küçülen değerli olmalı. O zaman B abisi için de şöyle bir grafik çizmeliyim. Bunun da V0 olsun, hadi eksi V0 olsun diye. Ha, şu grafiklere bakarsan evet sıfır olmamış. Ha, devam ettirirsem sıfır olduğu durumu da göreceğiz. Tamam. Anlaştık burada. Hız zaman grafiğini de çizdik. Efendim? Yavaşlamasının düzgün olduğunu yapıyoruz. Hayır. Evet, bilmiyoruz. Ama müfredatımız diyor ki sen bu pırıl pırıl gençlere yavaşlamanın düzgün olmadığı durumları anlatma diyor. Tamam mı? Onun için biz yavaşlamanın düzenli olduğu kısmıyla şimdilik ilgileneceğiz. 12. sınıfta biraz yavaşlama ve hızlanmanın farklılaştığı durumlara da bakacağız. İnşallah. Tamam mı? Burayı da anladık. Yaşasın. O vakit guzucuklarım benim. Aha, şurası sıfır olsun, burada ivme olsun. İvme. Benim ivme deyişimle dalga geçenler var ya. Çok bastırıyormuşum ivmeyi. Peki, sana şöyle diyeceğim şimdi. Bir cisim o yana doğru gidiyor. Tamam mı? O yana doğru giderken sen bu cismi arkasından itersen hızlanır. Değil mi? Cisim bu yana doğru gidiyor, itersen hızlanır. Aha. Yani şöyle demeye çalışıyorum. Cisim bir tarafa doğru giderken eğer ivmesi de o tarafa doğruysa o zaman cismin hızlanması lazım. Değil mi? İvme ve hız ya da ivme ve hareket yönü aynı ise cisim kesinlikle hızlanıyordur. Şimdi bizim adamlar ne yapıyor? Yavaşlıyor. Bak bu adamın, A adamının hızı pozitif yönlü. Değil mi? O zaman ivmesini de pozitif çizersem bu adamın hızlanması lazım. Demek ki ben buna eksi ivme çizmem gerekiyor. Değil mi? Yaşasın. Ve zaman eksenini eşit parçalara bölersem hız değişimleri hep aynı miktarlarda oluyor. Demek ki ivmesi sabit diyeceğim buna. Değil mi? Madem öyle, aha şöyle. A adamının ivmesi böyle bir şey olmalı. B adamının ivmesi de şu olmalı tabii ki. Demiş olur. Burada var mısınız? Burada katıldınız mı bana? Heh? Oldu mu? Aklınızın karıştığı bir yer var mı? Yok. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Sevgili arkadaşlar, dediğim gibi ivmenin değişken olduğu durumları biz 11. sınıfta incelemeyeceğiz. Hatta müfredatımızda yok diyeyim. Konunun adı bir boyutta sabit ivmeli hareket zaten. Tamam. Dolayısıyla biz sadece ivmenin sabit olduğu durumlarla ilgili konuşmalar yapacağız. Bunun dışındaki şeyler müfredatın dışında kalıyor. Ve bu sınırlamayı da düşündüğümüzde şu ortaya çıkıyor. Biz dört tane set çizdik ya. Konum zaman grafiği işte bu dört tane setin birleşimi olabilir. Hız zaman grafiği bu dört tane setten birleştirilenler olabilir. İvme zaman grafiği bu dört tane setten birleştirilenler olabilir. Şimdi ben şey yapacağım. Bu grafiklerle ilgili yorumlamalar yapacağız beraber. O yorumlamaları yazdıktan sonra işimiz biraz daha rahatlayacak.
Hemen şöyle bir şey söylüyorum. Konum zaman grafiğiyle ilgili yorumlamalarımızı yapalım. Konum zaman. Yalnız bu grafikleri tek sayfada olacak şekilde çizmiştik. O grafikleri görebileceğiniz şekilde bir açın. Oradan benim söylediklerimi şey yapın. Siz de onaylayın. Şimdi birinci grafik setine bakar mısınız? Birinci grafik seti şunu söylüyor. Konum zaman içerisinde değişkenlik göstermiyor demeye çalışmış, değil mi? Ha, o zaman demek ki biz şöyle diyeceğiz. Konum zaman grafiği eğer zaman eksenine paralelse bu zaman akmasına rağmen cismin yerinde değişiklik olmuyor anlamına gelir ki bu cismin durduğunu söyler bize. Değil mi? Evet. O zaman hemen bunu yazalım. Konum zaman grafiği zaman eksenine paralel ise cisim durgundur. Dördüncü çizdiğim grafikte hani yanlarına isimlerini yazıyorduk ya, dördüncü çizdiğim grafik seti de ne? Düzgün yavaşlayan hareket olmuş oldu. Yanlarına söylüyorduk ya, onu da söylemeyi unuttum. Siz yazın. Güzel. Peki. Peki, peki, peki. Ya baksana bir, konum zaman grafiği zaman eksenine paralelse bu cisim duruyor ya hani. E şimdi bizim çizdiğimiz dördüncü grafik setine bir bakabilir misiniz? Bakın, dördüncüsünde konum zaman grafiği gittikçe zaman eksenine daha paralel, daha paralel, daha paralel hale geliyor, değil mi? Şuraya çizdiğim. Aha, paralel olmak durmak değil miydi ya? O zaman zaman ilerledikçe konum zaman grafiğinin gittikçe zaman eksenine paralel oluyor olması, hangi tarafta olduğu önemli değil, cismin durmaya doğru gittiğini anlatır. Yani yavaşladığını söyler bize. Değil mi? Ha, o zaman bunu da yazabiliriz. Şöyle diyelim. Konum zaman grafiği. Zaman eksenine paralelleşiyorsa. Güzel değil mi? Gayet güzel bir yorum bence. Kanka, o zaman tersini de söylerim ya. Demek ki konum zaman grafiği zaman eksenine daha dik halden paralel olmaya doğru gidiyorsa bu cisim yavaşlıyor. O zaman paralel olduğu bir durumdan gittikçe zaman eksenine daha dik olduğu bir duruma doğru gidiyorsa bu cisim hızlanıyor demektir. Değil mi? Yönü önemli olmaksızın biz şöyle diyebiliriz. Konum zaman grafiği zaman eksenine dikleşiyorsa cisim hızlanır. Burada da anlaştık. Değil mi? Evet. Yaşasın. Konuma paralel olma şansı yok. Efendim? Var mı? Konuma paralel. O zaman geçmiyor demektir. Bu imkansız. O ne zaman olur? Olursa da anlatamayız. Değil mi? Işık hızında gitmek lazım. Işık hızında gidiyorsan zaman senin için durmuştur. Ama bizim en azından şimdiki bilimsel bilgimiz şunu söylüyor. Kütleye sahip olan hiçbir cisim ışık hızında hareket edemez. Böyle bir sınırlamamız var. Asgari hız, şey azami hız. He? Işık hızına giderken neden zaman duruyor? Evet, bunu da anlatacağım inşallah. Şöyle bir şey söyleyeyim, aklınızda bulunsun. Klasik fizikte Newton'un da söylediği üzere zaman, sevgili arkadaşlar, fizik bir şeyde de gördünüz, TYT bölümünde de gördünüz, zaman temel niceliklerden bir tanesi. Zaman, klasik mekanikte kendi başına var olan, başka hiçbir değişkenden etkilenmeden tek düze ve tek yöne akan bir fiziksel temel nicelik olarak ifade edilir. Dolayısıyla hareket incelenirken zaman içerisindeki konuma bakarak, zaman içerisindeki ilerleyiş ya da zaman içerisindeki farklılaşmaya bakarak değerlendirmeler yaparız. Klasik fizik böyle çalışır. Yalnız relativistik fiziğe geçtiğinizde
olayı şöyle düşünür Einstein. Ya zaman bağımsız değişken değilse, ya bizim için hız sabit bir değere sahipse, yani hız belirli bir limitin üstüne çıkamıyorsa, o zaman uzunluklar ve zaman farklılaşıyor olmalı diye bir matematiksel ifadesi var. Zor bir ifade kendisi. Ama konuşacağız bunu da. Şimdilik böyle düşünün. Efendim? Hayır. Lan daha vektörü zor yapıyoruz. Bu sene nasıl konuşacağız onu? Tamam, ileride konuda ileride olursak konuşuruz. Sana bir şey daha diyeceğim. Kanka. Bak, ikinci grafik setinde konum zaman grafiği. Zaman eksenine ne dikleşiyor ne de paralelleşiyor. Ne de paralel değil. Gördün mü? O zaman konum zaman grafiği zaman ekseniyle belirli ve sabit bir açı yapıyorsa, o zaman cisim düzgün, doğrusal hareket yapıyor demektir. Tamam? Hadi bunu da yazalım. Konum zaman grafiği zaman ekseniyle sabit ve sıfırdan bir farklı bir açı yapıyorsa, konum zaman grafiği zaman ekseniyle sıfırdan farklı ve sabit bir açı ya da eğim yapıyorsa, cisim düzgün doğrusal hareket eder ya da yapar. Anlaştık mı? Guzucuklar. Peki. Peki. Şöyle bir şey desem. Konum zaman grafiği. Desem ki şöyle olan bir cisimden bahsediyorum. Burası konum. Burası zaman. Zam yazdım yanlışlıkla. Alışık olduğumuz için. Peki, efendim, böyle bir adam tam T anında ne yapmıştır sizce? Yön değiştirmiş. Bebişler, bak bu adam nerede? X'in artı 10 olduğu yerde. Nereye gidiyor T anına kadar? X'in 0 olduğu yere gidiyor. Yani eksi yönde gidiyor da. Değil mi? Şimdi nerede? T eşittir T anında tam. X'in 0 olduğu yerde. Sonra nereye gidiyor? X'in eksi olduğu, gene eksiye gidiyor. Ne yönde eşittiniz? Öyle bir olay yok. Öyle bir dünya yok. Hala aşağı gidiyor. Konum zaman grafiğinin zaman eksenini kesmesi, cismin tam o anda seçilen sıfır noktasından geçmesi ya da x eşit sıfır konumundan geçmesi dışında hiçbir anlam taşımaz. Tamam? O yön değiştirme falan filan yok. Bunu da lütfen yazınız. Şöyle diyeyim. Konum zaman grafiğinin zaman eksenini kesmesi. Konum zaman grafiğinin zaman eksenini kesmesi. Cismin o anda x eşittir sıfır konumundan geçmesi. Cismin o anda x eşittir sıfır konumundan geçmesi dışında hiçbir anlam taşımaz. Konum zaman grafiğinin zaman eksenini kesmesi, cismin o anda x eşit sıfır konumundan geçmesi dışında hiçbir anlam taşımaz. Ne size yavaşladığını, ne hızlandığını, ne doğrusal hareket yaptığını, ne yön değiştiğini hiçbir şey söylemez. Sadece x eşit sıfırdan geçiyorsun. Cismin sabit hızlı olup olmamasını bu noktaya bakarak değil, grafiğin kendisine bakarak anlarsınız. Bu noktada eğer eğim hesaplamayı biliyorsanız, ki bu türev demek, eğim hesaplamayı biliyorsanız
o andaki hızını da hesaplarsınız. Değil mi? Ya da şöyle yaparsınız. Bunun öncesindeki eğime, sonrasındaki eğime bakarsınız. Demek ki öncesindeki eğim daha dik oluyorsa o zaman cisim yavaşlıyormuş dersiniz. Ama zaman eksenini kesmesi bu tür bir ifade oluşturmaz bize. Tamam? Efendim. Ya onu da söyleyeceğiz. Bence ben orayı da biliyorum. Bak onu da anlatacağım. Şimdi sevgili kuzucuklar, o zaman şöyle bir şey yapsam olur mu? Bak, bizim için konum zaman grafiği şöyle olan bir cisim olsa. Deseler, bu grafiği de yorumla deseler. Sana bir şey diyeceğim. O zaman bu adam için şöyle söylerim. 0-T aralığında duruyor. Değil mi? Mantıklı mı? Zaman ekseni paralel işte. Zaman geçiyor ama konum değişmiyor. Cisim duruyor. T-2-T aralığında cisim pozitif yönde düzgün doğrusal hareket yapıyor. Gördün mü? Evet. Gördün, yaşasın. 2T, 3T aralığında cisim pozitif yönde ve bak grafik zaman eksenine paralelleşmiş. Yani yavaşlıyor. 2T, 3T aralığında cisim pozitif yönde yavaşlıyor. 3T, 4T aralığında cisim pozitif yönde hızlanıyor demiş oldu. Gördün mü? Aa tamam süper. Buradan şuna da ulaşırım ben. Hızlanan cismin ivmesiyle hızı aynı yönlü değil miydi? Tamam. Şurada o zaman hız ve ivme aynı yönlüdür. Doğru bir ifade. Yavaşlayan cisim için hız ve ivme ters yönlü olmalı. O zaman burada hız ve ivme ters yönlüdür. Yaşasın. Doğru. Bu adam pozitif yönde gittiğine göre demek ki ivmesi eksi olmalı diye de söyleyebilirim. Değil mi? Şimdi biz böyle bir grafiği çizip size yorum yaptırıyoruz. Sizce bu grafikte saçma bir bölüm var mı? Neresi? Nasıl konuşuyorsun lan? Benim çizdiğim grafiğe saçma filan. Ya bence orada durduğu kısmı biraz saçma. Durduğu kısmı oğlum işte duruyor. Nasıl durduğu kısım nasıl saçma olabilir ya? Adam duruyor. Hareket etmek zorunda mı? Duruyor. Niye saçma o zaman? Ya ama... Yani, evet. Var mı? Yok mu? Var mı yok mu? Hadi. Omuzlarınız üzerinde gezdirdiğiniz 7 delikli küreye benzer şeyin içinde kıvrımlı bir organ olduğunu, bu organın da oksijen tükettiğini gösterin. Ya bebe. Böyle bir grafik olur mu ya? Bak buraya. Bu ne lan? O ne öyle? Adam duruyormuş. Sonra birden V hızıyla gitmeye başlamış. La duruyordun. La bir ivmen olsun gözünü sevdiğimin adamı. Böyle bir grafik çizilemez. Gerçek hayata uygun değildir bu. Oğlum duruyordun. Sonra bu grafik sana söylüyor. Diyor ki delta T eşittir 0 kadar bir zaman aralığında hızın 10'a çıktı diyor. Tövbe estağfurullah. Biz biliyoruz cismin hızının değişmesi için ivme olacak, ivmeyle zamanı çarpacaksın ki hız değişimi neyse onu bul. Değil mi? Öyle bir grafik olmaz. Çok saçma. Ama biz size diyoruz ki varsayalım böyle bir grafik üzerinden yorum yapıyorum. Hadi sen bana bunları söyle. Şu aralıkta ne olur, bu aralıkta ne olur diyoruz. Tamam. Evet. Sanki hiç zaman geçmeden hızlanmışım gibi. Çok saçma bu nokta. Başka var mı böyle bir nokta? Nerede? Şurada mı? Şurada mı? Şurada.
Ne oluyor burada? Ya sabit hızla giden adamın bir anda ivmesi artmaz mı? Tövbe estağfurullah. Ya sabit hızla V ile gidiyorsun. Tam giderken bir tane yapıştırdım. Olur. İvmesi artar. Tabi buradan ivme direkt arttı diye nasıl bir yoruma ulaştın? Evet. Şimdi bak aslında doğru söylüyorsun da açıklamayı şöyle yapmak lazım. Şimdi şurada ben biraz düzgün çizmeye çalıştım ama o benim yeteneksizliğim. Biraz eğim şaştı. Aslında buranın şöyle çizilmesi lazım. Şöyle düz gidiyor ya, buradan kavis başlaması lazım. Şurada bak, eğim şu halde giderken birden eğim değişmiş ya. Yani o biraz sıkıntılı bir olay olur. Ama hani benim çizmeye çalıştığım şöyle bir şey. Böyle çizilirse sıkıntı yok. Ama bu çizim harbiden sıkıntılı bir çizim. Tamam? V hızıyla gidiyordum. Birden başka bir hıza geçip yavaşlamaya başlamışım gibi bir duruma denk geliyor. Fren yapması... Tamam, frene bastığında... Ben sana şunu söyleyeyim. Şu bölümde hız 10 meter per second. Tamam. Tam şuradayken hız kaç? Bak, bunun eğiminden daha büyük bir eğimle başlıyor burası, değil mi? O zaman buradaki hız 12 metre bölü saniye gibi bir şey oluyor. Yani sen diyorsun ki, hocam giderken frene basınca birden 12'ye çıkıyor, sonra yavaşlıyorsun. Olmaz. Tamam mı? Aynı eğimden başlasaydı olurdu. Ama bunlar dediğim gibi bak, bunları ancak size sorarsa, biraz önce benim sorduğum gibi, bu grafikte günlük hayata uymayan yerler var mı, noktalar var mı derse o zaman söylersiniz. Ben sana diyorum ki, bak ben soruyu sorarken sistem şekildeki gibi dengededir. Sana ne la kimin dengeye getirdiği? Seni ilgilendirmez. Dengede diyorsam ben size ağırlık merkezi anlatırken üçgeni ters koyacağım. Tepesinin üstünde duracak. Dengede diyeceğim. Siz de inanacaksınız. Mesela ben size tork anlatırken değil mi? Bu çubuğun kalınlığı önemsiz diyeceğim. Hiçbiriniz sormayacak. Nasıl ya? Kalınlıksız çubuk mu olur? Kabul edeceksin. Kardeşim ben soruyu onun üstüne dizayn ediyorum. Ağırlığı önemsiz kap diyeceğim. Sürtünmesi önemsiz yüzey diyeceğim. Bunlar sevgili arkadaşlar aslında ne uzun sürüyor ya. Sevgili öğrenciler, teneffüs zamanı. Bunlar aslında durumu basitleştirip teorik yorumlama yapmak için kullandığımız şeyler. Tamam? Soru böyle diyorsa, varsayalım ki grafik budur diyorsa yapacak bir şey yok. Ha, soru sana diyorsa ki burada neresi şeye uymuyor, günlük hayata uymuyor derse o zaman konuşuruz. Tamam? Hadi.